ve saygıyla selamlarım. Bugün Urfa Kurtuluşu'nun bu kurtuluş nasıl olmuştur? İç ayaklanmalar, kıtlıklar, doğu bozuğundan canlı kurtarabilip de gelen binlerce göçmen akını, açlıklar, tifo, tifüs, koleranın salgın yapışı gibi korkunç afet ve facialarla sürüp giden 1914 Birinci Dünya Savaşı 1918'de mağlubiyetimizle sona erdi. Mondros Mütarekenamesi'nin ağır şartlarına ister istemez boyun eğilmiş Sevr Sözleşmesi yurdu paramparça etmişti. Galip düşmanların mağrur orduları yurtta beğendikleri gibi yerler işgal ediyor, zulmün, felaketin her türlüsünü reva görüyorlardı. Bu arada Urfa 7 Mart 1919'da İngilizler tarafından ve aynı yılın Kasım ayının birinde Fransızlar tarafından işgal edildi. Urfa o günlerde baştan başa bir ölevini andırıyordu. Cephelere giden gençlerden sadece birer kara haber gelmiş. Dönenler de yaralı ve sakat bir halde evlerini bulabilmişlerdi. Ama düşmanın daha önce gelip yuvalarının harimine sokulmuş olduğunu gördüler. Esaret ölümden beterdi, katlanılacak gibi değildi. Yaralı gaziler Fransız Urfa'ya ayak basıyor, kendi bayrağını yükseğe asıyor, hilalin yerinde yerler esiyor, dağlar taşlar bize mesken olmalı diye kahramanlık destanları okuyorlar. Ve Urfalıyam ben özüm, kulak ver dinle sözüm, Urfa biz sana kurban, evvel başta ben özüm gibi kurtuluş duygularını kırbaçlayan maniler söylüyorlardı. Artık kurtuluş fikri iyiden iyi uyanmış. Kimse de bir an bekleme sabrı kalmamıştı. Herkes bir an evvel ne olacaksa olsun diyordu. Böyle bir duygunun baskısı altında deliye dönen Urfalılar önünü arkasını düşünmeden Fransızlarla savaşa girişti. Ama nasıl ve ne ile? Eller silahsızdı, kalpler yaralı, her taraf mezarlık, her şey karalı. Türk oğlu alsın da gör istiklali, yaratsın bir eşsiz destan dediler. Göğsümüz bu yurda eder siperlik, yıkılmaz kopsa da bin seferberlik, altınla yazılmış Eroğlu erlik, tarihte Türklüğe unvan dediler. Deşilse volkanlar, yansa yamaçlar, düşman yıldırımdan çalsa kırbaçlar, yıkılsa saraylar, devrilse taçlar, sarsılmaz bizdeki iman dediler. Düşmanı boğdular 11 Nisan'la, Türk yurdu yıkandı tertemiz kanla. Hilali yükselmiş görünce şanla, önünde diz çöküp canan dediler. Savaş 62 gün sürdü.
9 Şubat 1920'de başlayıp 11 Nisan 1920'de Urfalıların kesin zaferiyle sona erdi. Urfa Kurtuluş Savaşı'nın önemi neydi? Bir kere Fırat'ın doğu kesimini düşmandan arıtmak suretiyle ihtilacı devletlerin bu yönlere sarkmasını önlemiş oldu. Bir de işgal şaşkınlıkları içerisinde bocalayarak ne yapacağını kararlaştıramayan bölgelere öncülük yapıp onlara cesaret vermiş ve ışık tutmuş oldu. Urfa'nın bu savaşını kimler yapmıştır? Bu hususta birçok ad saymak mümkün fakat yersizdir. Bu savaşı Urfalılar yapmıştır. Eli silah tutan Urfalılar, eli sopa tutan Urfalılar, eli taşa demire yeten Urfalılar yapmıştır. Açık görüşleriyle düşmanın karşısına dikilip hakkım diye haykıran, eliyle bağrını yırtan Urfalılar yapmıştır. Köylüler yapmıştır, şehirliler yapmıştır. Bunun içindir ki bu muazzam birlik ve beraberlik, gayret ve fedakarlık destanını şanslara bağlamayı doğru bulmamaktayım. Bu savaşın gerçek kahramanları o günün seve seve canını vermiş 400'e yakın şehitleridir. Onların manevi hatırasına saygıyla eğilerek sırayı o şehitlerin torunlarına bırakıyorum. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Tıpıdır kalpte kana, başıma kaşı. Tıpıdır kalpte kana, başıma kaşı. Yavur kıran sözü, bomba ateşi. Urfa caddelerinin şaha kalkışı, Urfa caddelerinin